Koronavirüsle mücadele sonrası normalleşme adımları kapsamında birçok yeni kredi imkanı getirilmişti. Peki bu krediler nasıl çekilmeli? Ödeme güçlüğü çekmemek için kredi kullanırken nelere dikkat edilmeli? Muhabirimiz Onur Altan uzman konuğuna soracak bu soruları. Biz de size bırakıyoruz sözü Onur. Andozman, kamu bankaları normalleşme süreciyle birlikte ekonomik ve sosyal hayatı canlandırmak için yeni kredi paketleri açıkladı. Konut kredisi, taşıt kredisi, sosyal hayatı destek paketi ve tatil paketi olmak üzere bu kredileri açıkladı. Peki bu kredileri alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Konuğumuzla birlikte konuşacağız. Profesör Doktor Mustafa Yıldıran hocamıza soracağız. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Tüketiciler nelere dikkat etmeli? Hoş bulduk. Pandemi sürecinden bir çıkış dönemine girmiş bulduk. Yeni bir normale geçiyoruz. Burada kamu tarafından tüketicilerimize yeni kredi esneklikleri uygulanmaya başladı. Tüketicilerimiz bu kredileri kullanırken özellikle tabii ki en önemli faktör gelirlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Aldıkları kredilerin sürelerine dikkat etmeleri gerekiyor ve toplam maliyetleri çok önemli. Aynı zamanda bunlar ertelenmiş bir talebin yerine getirilmesi için kullanılacağından dolayı gelecekteki gelirleri ile bugünkü erteledikleri taleplerinden oluşan maliyetleri karşılamaya yönelik bir plan yapmaları gerekiyor. Ve bu planlarında da gerçekçi olmaları gerekiyor. Çünkü aşırı kredi kullanımı, benzeri şekilde riskli tavır alınması tüketicilerimizi gelecekte yorabilir. Onun için insanlar gerçek ihtiyaçları ve gerçek yatırımları için bu kredileri kullanırlarsa çok daha mantıklı olacaklar. Özellikle konut kredileri uzun vadeli yatırımlar olduğu için herkes konut almak isteyecektir. Burada ayırdıkları peşinatlar çok önemli ve ödeme süreleri dikkate almaları gerekiyor. Kendilerini bu kredinin faizi, ödeme süresi, ödeme planı ve toplam maliyeti üzerinden alacakları konutlarda dikkat etmesi gerekiyor. Taşıt biraz daha kısa vadeli bir krediyi gösterir. Taşıt alımlarında ise bu biliyorsunuz ki 3 ay kadar üretimlerde bir düşüş oldu. Fabrikalar kısmen çalışamadı. Şu anda yeniden üretimler başlayacak. Bu sırada ise ikinci el taşıtlarda bir fiyat artışı olabilir kredi talebi nedeniyle. Onun için tüketiciler belki biraz daha bekleyebilir veya alacakları ikinci el taşıtlardaki maliyetleri önceki fiyatlarla karşılaştırmaları yapmaları gerekir ki rasyonel bir karar verebilsin. Peki sıfır araç mı almak mantıklı yoksa ikinci el araç mı almak mantıklı? Zira bunların da faiz oranları farklı. Tüketicinin nasıl bir yol haritası izlemeli? Burada tüketicinin en önemlisi kapasitesi önemli. Yani kapasite derken neyi kastediyoruz? Kendisi gelir durumu ve ayırabildiği maliyeti önemli. Eğer bunun üzerinde bir sıfır arabaya çok yüksek bir maliyeti sıfır arabaya yatırım yapıp sıkıntı çekecekse ikinci el daha uygun bir kredi kullanması, ikinci el bir araç için kredi kullanması çok daha mantıklı görünüyor. Ama buradaki tercihler şuna bağlı. Gelecekteki gelirleri ile ödeyecekleri rakamlar çok dikkatli seçilmesi gereken bir şey. Bugün günümüzde diyelim ki 1000 lira geliri olan bir kişi 600 lira zorunlu harcamaları varsa 400 liralık bir yatırım yapabilirse buna göre sıfır mı alabilir yoksa ikinci el mi alabilir ona kendisi karar vermesi gerekir. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Handa Özmen Antalya'da kamu bankaları normalleşme süreciyle birlikte yeni kredi paketleri açıklamıştı. Bu kredilerde tüketicilerin ne gibi kıstaslara dikkat etmesi gerektiğini konuştuk diyelim ve sözde